Merhabalar Sukrol TV izleyenleri, ben Aykut Göker. Yanımda Yavuz Şahin var ve Yavuz bu defa önünde bir çanta görüyorum. Evet, yuvarlak bir çanta, bir disk çantasına benziyor ama disklerden biraz daha büyük. Aslında bu bir kulaklık çantası, kulaklık taşıma çantası. Üstünde de Asus yazıyor, hemen markasını da anlayacaksın zaten. Hı-hı. İstiyorsan içini açalım ve bizim test merkezimize terlettiğimiz ürünün üzerindeki yorumlarımızı izleyenlerimize aktaralım. Şöyle açayım istiyorsan. Gördüğün gibi oldukça şık bir tasarıma evet. sahip. İstersen ürünün ismiyle başlayalım. Asus HSW1 adını verilen stereo kablosuz kulaklık esasında bu ürün. Çok farklı yapıya sahip değil son dönemde biliyorsun kulaklıklar. Geçtiğimiz dönemde daha da büyüklerdi oyuncu kulaklıkları. Özellikle hani bu kulaklık oyunculara özel geliştirmiş bir kulaklık. Eskiden 5+1 ses sistemine sahip kulaklıkları da görmüştük ama performanslar hani belli bir seviyeye aşamamıştı. Çünkü verilen güç üzerindeki güç belli bir güç ve onun üzerine çıkamıyor kulaklıklar ve ses efektlerini de kulaklık sürücüleri üzerinde fazla ileriye götüremiyor biliyorsun firmalar. Bu yüzden biraz daha ufak yapılı kulaklıklara yöneldiler. Çünkü kullanıcılar kulağına taktığı zaman hani uzun süreli kullanımlarda, 3-4 saatlik kullanımlarda rahatsız edilmek istemiyor. Çünkü eskiden büyük kulaklıklarla 3-4 saat kullanımda işte kulaklarımız terliyordu, çıkarmak zorunda bırakıyorduk. Ağrı oluyordu. Ara vermek zorunda kalıyorduk. Ve dediğin gibi bas seslerde veya kulaklıkların kenarındaki o hani yumuşak bölümdeki hani rahatsızlık nedeniyle ağrılar yaşıyorduk dediğin gibi. Asus biraz daha ufak bir yapıya yönelmiş tabii ki bu modelinde. Yukarıdan ayarlanabilir bir model. Şöyle görmüş olduğun gibi kafanın hani büyüklüğüne göre ayarlayabiliyorsun. Üst tarafta bir sünger yapı var. Bu da plastiği hani kafanda acıtmadan kolaylıkla kullanabilmeye olanak sağlıyor. Oyuncu kulaklığı dediğimiz için hani mikrofonlu hemen okuyucularımız anlamıştır. Oyuncular hani mikrofonla birçok işlemleri gerçekleştiriyor. Özellikle FPS oyunlarında veya online oyunlarda mikrofon oldukça işlerine yarıyor aslında. Bu ürün görmüş olduğun gibi kablosuz yapıya sahip bir ürün. 2.4 GHz hızında wireless frekansı üzerinden çalışıyor. Hemen ürünle birlikte şunu da söyleyelim. Kablosuz diyoruz ama tabii ki üzerindeki pili doldurmak için bir kablo lazım. O da USB kablo birlikte beraber geliyor. Herhangi bir bilgisayara bağlayabiliyoruz. Herhangi bir bilgisayara bağlayabiliyorsun. Herhangi bir USB adaptöre bağlayıp üzerinden güç alabiliyorsun. Ürünle birlikte 2.4 GHz bir de wireless adaptör veriliyor. Bu adaptörü taktıktan sonra biliyorsun Bluetooth kulaklıklarda genellikle Bluetooth'u işte arayıp bulmamız gerekiyordu. Evet. Bunda ise öyle bir sorun yok. Tak çalıştır dediğimiz tarzda bir kulaklık bu. Taktıktan sonra hemen çalışmaya başlayabiliyorsun. Aslında sesi bilgisayar USB üzerinden direkt kulaklığa kolaylıkla aktarabiliyor. Kulaklığın alt bölümünde bir tane açma kapama tuşu bulunuyor. Bu açma kapama tuşuna basman yeterli. Hemen gördüğün gibi yeşil ışık yanıyor ve şu an kulaklık çalışmaya hazır vaziyette. Peki bir şeyi merak ettim. Bu mikrofon sabit mi? Çıkartılamıyor mu? Yok, mikrofon sabit üzerinde. Yalnız yukarı kayıyor. Şöyle taktığın zaman kenarda olduğu zaman seni rahatsız etmeden duruyor görmüş olduğun gibi. Anladım. İstediğin zaman kullanacağın zaman ise aşağı indiriyorsun. Bu yukarıdayken mikrofon kapalı. Ses almıyor yani. Aşağı indirdiğin zaman aktif oluyor mikrofon. Bu sayede konuşmaların karşı tarafa kolaylıkla yönlendirebiliyor. Hemen mikrofondan bahsetmişken söyleyeyim. Mikrofonun üzerinde gürültü kirliliğini silme özelliği mevcut. Yani gürültü kesme özelliği mevcut. Ortam ne kadar kalabalık olursa olsun veya ortamlık ses ne kadar yüksek olursa olsun mikrofonda senin dışından başka bir ses gönderilmiyor. Bu sayede hani karşı taraf sadece senin sesini duyuyor. Evet. Ortam gürültüsünü duymuyor. Bu da gerçekten beğendiğimiz bir özellik. Bu test etme şansımız da oldu bunu. Hani çok arabanın geçtiği bir caddede ben test ettim. Oldukça iyi, başarılı. Hani cadde nerede diyecekler. Hani meşhur kafelerimiz var ya, o kafelerden birinde test ettim ben aslında. Tam caddenin yanında. Hiç ses vermeden hani nerede olduğunu bilmeden sanki boş bir odadaymışçasına karşı tarafa ses gidiyor. Onu da buradan belirtelim. Ürünün özelliklerinden bahsetmeye devam edelim istiyorsan. Ürün üzerinde iki tane 40 milimetrelik yani 4 santimlik uydu sürücü bulunuyor. Bu sürücüler kullanıcılara işte daha kalitede ses vermek için tasarlanmış. Ürünün kalitesinden hani ses kalitesinden birazdan bahsedeceğim. Dışarıda bulunan bu hani cover dediğimiz kaplama ise 7 santimetre yani 70 milimetre çapında. Bu da kulaklıklara hani ilk bakışta çok oturmayacak gibi gözüküyor ama kulağına taktığın zaman burada görmüş olduğun delikler tam kulak çeperinin iç bölümüne geliyor ve ne sen dışarıdan gelen sesleri duyuyorsun kulaklık kulağındayken ne de sana gelen sesler dışarıya yansıtılıyor. Hani kulaklık dışarıdayken oldukça yüksek bir ses veriyor dışarı. Ama kulağına taktığın zaman gürültüyü kesiyor ve çalışma arkadaşlarını rahatsız etmeyecek seviyeye iniyor.
Hani mikrofondan bahsettik sol tarafta. Sağ tarafta da ürün üzerinde ses açma ve kapama tuşları yerleştirilmiş. Yani sesi yükseltip azaltabiliyorsun. Bu da oldukça iyi bir özellik aslında. Oyun oynarken bazı efektler hani daha iyi duymak isteyebilirsin. Hı hı. Hani genellikle bu macera oyunlarında çok işine yarayacak hı hı. bir seçenek. Aslında arkandan birisi geliyorsa işte bu tarz sesleri daha duymak için daha yüksek ses isteyebilirsin. O yüzden bu da gerçekten iyi düşünülmüş bir özellik. Ürünü şarj edebilir olduğunu söylemiştim. Ürünü tek şarjla tam batarya ile 8 saat kullanabiliyorsun. Genel performansına baktığımız zaman bu tarz ürünlerde 6 saat 8 saat arasında değişiyor. Asus'ta da Asus HSW1 modeli de 8 saate yakın performans sunan bir kablosuz hoparlör. Asus bu ürün üzerine bir equalizer sistemi yerleştirmiş. Bu equalizer sistemi bilgisayardan gelen sesi optimize ederek hani ses deneyimi daha iyi, daha kaliteli duymanı amaçlıyor aslında. Biraz da ses kalitesinden bahsedelim istiyorsan. Ben hani hem oyunda hem müzikte test ettim. Yaklaşık uzun süre kullandım. Ses kalitesi üst seviye, oldukça üst seviye. Yani bu ürünü alan arkadaşlarımız pişman olmayacak. O konuda hiç şüphemiz yok. Mikrofonun kalitesi de oldukça üst seviye. Belki şu olabilir, hani rahatsızlık olabilir. Benim hani yaz aylarında sıcak ortamlarda biraz kulaklarını terletiyor. O sorun olabilir ama normalde kapalı bir ortamda, ev ortamındaysan ev sıcaklığında herhangi bir sorun da çıkarmıyor. Bunu da buradan belirtelim. Şunu da belirteyim, ürün 170 gram ağırlığında. Oldukça hafif, hani kulaklarında taşıman için oldukça hafif. Kablosuz özelliği de yaklaşık 15-20 metre arasına kadar destek veriyor. Mesafede destek veriyor. Bu da gelişmiş bir özellik ama şunu belirtelim, bu müzik dinleme aracı olmadığı için, yani bir oyun aracı ve bilgisayarda kullandığımız için İşte 15-20 metre çok fazla uzaklaşmazsın bilgisayardan aslında. Masaüstü bilgisayarından veya dizüstü bilgisayarından müzik dinleyen arkadaşlarımız kullanırsa tabii 15-20 metre uzaklaşabilirler ama oyuncular genelde uzaklaşmaz. Bluetooth desteği olmaması akıllı telefonlarla veya tablet PC'lerle çalışmamasına neden oluyor. Eğer bu kulaklık üzerinde Bluetooth desteği olsaydı ürünün cazibesi daha da artacaktı. Henüz satışa çıkmamış bir ürün. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak. Fiyatı da belli değil. Bu yüzden hani fiyat performans oranında pek fazla yorum yapmak istemiyorum. Kalite olarak beğendiğim bir ürün. Birlikte verilen kılıfı da oldukça kullanışlı. Hani ürüne, cihaza zarar vermeden kolaylıkla yanında taşıyabiliyorsun. Oyun severlere tavsiye edebileceğimiz ürünler arasında yer alıyor. Peki, verdiğin bilgi için çok teşekkür ederiz. Bir başka ürün incelemede görüşmek dileğiyle.